İsmim Deniz Üstertuna. Marketing direktörü olarak, yönetim kurulu üyesi olarak Karya Turizm'de görev alıyorum. Regnum Karya şöyle aslında birazcık mükemmeliyetçiliği de ifade ediyor. Burada herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ve gerçekten iddialı bir ürün. Yatırımcı zamanında burayı yaparken seçimlerinde hep en iyiyi seçmiş. Kısa bir sürede bölgenin ve ülkenin hatta belki Akdeniz çanağının en iyi ürünleri arasına sokmuş Regnum'u. Ben bunu hani birkaç farklı noktaya ayırabilirim. Bir tanesi altyapısal teknolojiler. Yani işte internet, kablolamalar, bütün operasyonun gitmesi için gerekli olan tüm teknolojik altyapı. Yani herhalde bu bir başlangıç noktasındaki nokta diyebiliriz. İkincisi dijitalleşme konusunda yapılanlar süreç içinde. Biliyorsunuz özellikle misafir deneyiminde dijitalleşme artık çok çok önemli. 23 tane farklı departman var burada. 23 farklı şirketin koordineli bir şekilde çalışması şeklinde görebilirsiniz bu konuyu. Buradaki koordinasyon, iletişim, misafir deneyimindeki kesilmezlik, yani süreçler içinde herkesin o süreçten haberdar olması ve misafire farklı cevaplar verilmemesi, sürecin devam etmesi aslında çok çok zor ve dijitalleşmeyle sağlanabilecek bir konu. Bu anlamda yani bunu herhalde en başa koyarım. Burada Regnum'un belki güçlü olduğu, belki de en güçlü olduğu noktalardan birinden bahsedebilirim. Bu da misafiri dinlemek. Şimdi eskiden hatırlarsınız sadece odalarda kağıt anketler vardı. İşte misafirler doldururdu onları. Ona göre bunlar okunurdu. Bazıları okunmazdı. Kötü olanlar belki sümen altı edinilirdi. Şimdi geldiğimiz noktada artık her şey dijital takip ediliyor. Misafirlerin rezervasyon sürecinden itibaren otelden çıkmalarına kadar devam eden bir süreç bu. Hem misafirden gelen bildirimlerde şikayetleri, hem önerileri, hem de memnuniyeti ölçebiliyoruz. Üç ana başlık altında bunları takip ediyoruz. QR kodlarımız var. Bizim tesisimiz çok büyük bir yer. Ve tabii büyük bir yerde misafir memnuniyetini sağlamak ve bütün bu misafir deneyimini kesintisiz olarak yürütmek kolay değil. Noktalarda QR kodlar var ve bu QR kodlarla misafirler yorumlarını iletebiliyorlar. Burada çok önemli bir nokta misafirin deneyim noktasını aslında içerideyken yakalamak ve çözmek. Bütün bu kanallar tek bir program üstünden analiz ediliyor ve ekibimiz bunları bize sunuyor. Tüm bunlar kaydediliyor ve bizim küçük büyük bütün kararlarımızda, hizmet kararlarımızda, hatta yatırım kararlarımızda bir çıpa oluyor. Bir CRM altyapısı aslında bu. Sosyal medya dahil olmak üzere çok fazla kanaldan misafirle ilgili bilgi akıyor. Şimdi KVKK tabii çok önemli. Bizde Türkiye'deki adı, GDPR'da yurt dışındaki adı. Burada tabii sanırım, yani bu benim kişisel yorumum, buradaki teknoloji o kadar ilerledi ki artık tabiri caizse insanların yaşamlarının ciğeri gözükmeye başladı ve bu bir kontrol altına alınmalı noktasına gelindi. Çünkü gerçekten filmlerde de gördüğümüz gibi aslında birçok filmde bunun örneği var. Siz bir satın almayı özellikle internet üstünden yaptığınızda artık şöyle bir nokta var. Sizin tercihleriniz, sizin kullanım alışkanlıklarınız, sizin daha evvel satın almış olduğunuz her şey, bütün internetteki haritanız analiz ediliyor ve ona göre sizin önünüze satın alma ihtimalinizin yüksek olduğu ürünler çıkıyor. Belki kontrol altına alma ihtiyacı ortaya çıktı ve KVKK ve GDPR diye bir olgu ortaya çıktı. Saldırı analizlerinden tutun, bilgilerin çalınabilirliği ile alakalı bazı çok ciddi hack testleri falan yapıldı. Ve bunlardan hepsi olumlu sonuçlandı. Yani bu anlamda çok güçlü bir altyapımız olduğunu düşünüyoruz. 2014'te otelin açıldığını söylemiştim. 2015'te de G20 zirvesi yapıldı otelimizde. G20 tabii bütün dünya liderlerinin otelinizde dolaşması, toplantı yapması anlamına geliyor ve çok ciddi bir güvenlik gerekiyor. Bunun getirmiş olduğu bir güvenli otel imajı da oluştu bizde. Özellikle çok güvenlikli toplantılar bizim otelimizde yapılır hale geldi. Şu anda bizim 800'ün üstünde 900'e yakın kameramız var ve bütün noktalarda, bütün riskli gördüğümüz noktalarda, genel alanlarda her şeyi görebiliyoruz. 24 saat bu kameraların başında çok ciddi büyük bir kamera odamız var. 24 saat görev yapan arkadaşlarımız var. 55 kişi kişilik bir güvenlik ekibimiz var. Bu belki hatırlarsınız Tunus'ta bir olay olmuştu. Deniz tarafından bir terör atağı olmuştu bir resort otele. Tabii bu çok uç bir nokta ama böyle bir şey dünyada yaşandığı için biz de en uç nokta, en uç senaryoları düşünerek aslında güvenlik görevlilerimizi silahlandırdık. Bunu da aslında çok düşünerek, çok deneyerek yaptık. Biz en kötüsüne hazır olmak istiyoruz. O açıdan da arka planda tabii farklı farklı planlarımız var. Kriz planlarımız, güvenlik planlarımız var. Burada tabii sadece güvenlikte
Yani bu kriminal güvenlik anlamında konuşmamak lazım. İşte yangın güvenliğindeki altyapıdan tutun. Çok ileri teknolojide bir altyapımız var. Tabii burada internet altyapısı gerçekten güçlü. Şöyle bir trend var. Misafirler otellerde işlerini götürür oldu. Misafirlerimiz aileleriyle geliyorlar. Ailenin belli bir kısmı burada tatil yaparken diğer kısmı bir köşede bilgisayarını açıp hatta telefonun üstünden işlerini götürüyor. Bunun için çok ciddi, güçlü bir internet altyapısı sunabiliyor olmanız lazım. Regnum'da internet tabii ki ücretsiz. Çok güçlü bir internet sunuyoruz burada. Hatta güçlü olan internetin üstüne istenirse daha da güçlü internet kapasiteleri sunulabiliyor. Bu kapasite anlamında biz herhangi bir sıkıntı yaşamadan bunu çok yüksek kalitede sunabiliyoruz. Biraz evvel güvenlikten bahsederken şunu da atlamayayım. Çok fazla havuzumuz olduğundan bahsetmiştim. Burada ciddi bir can kurtaran sayısı var otelimizde ve bizim aslında en tedirgin olduğumuz konu bu. Çok ciddi eğitimli bir kitlemiz var. Buna da ayrıca çok çok önem veriyoruz. Şimdi enerji tabii sürdürülebilirlik kavramının belki de en önemli konularından bir tanesi. Şimdi burada tabii çok ciddi bir enerji tüketiyoruz. Bunu gene başta söylediğim gibi otel yapılırken trijenerasyon sistemiyle yapılan altyapıyla doğal gazdan elektrik üretimi şeklinde ciddi bir aslında yarar sağlanmış. Hatta bu proses sırasında ortaya çıkan gazlardan gene odalardaki işte yer ısıtmasından tutun klima çalıştırmaya kadar, oda soğutmaya kadar kullanılan bir altyapı sistemi var. Burdur bölgesinde yaptığımız bir yatırımla, GES yatırımıyla aslında orada güneş enerjisi panelleriyle ciddi bir üretim yapmayı ve bununla birlikte otelin kullandığı enerjiyi dengelemeyi planlıyoruz. Bu konuda da çalışmalar devam ediyor. Son noktasına geldi. Burada kullanılan su, gider suyu diyelim ya da duş aldığınız su bir depoda toplanıyor ve gri su dediğimiz belli bir süreç yönetiminden sonra bahçe sulamalarında kullanılıyor. Dünyanın kaynakları sınırlı ve bu kaynakları da çok verimli kullanmak lazım. Bu kaynaklardan bir tanesi de tabii tüketimle alakalı, özellikle yiyecek tüketimiyle alakalı. Bununla ilgili yaptığımız çalışmalar var. Fazla gıda diye bir yapıyla bizim gibi all inclusive otellerde tüketimin biraz daha nasıl kontrol alınabileceğiyle alakalı çalışmalar yapıyoruz. Verilerle de doğruladığımız tabaktan atığın yaklaşık atığın %70'ini oluşturduğunu gördük. Yani bizim hani Cem Yılmaz'ın da kule tabirleriyle yapılan şeyler, espriler vardır ya, birazcık belki onun etkisi. İnsanlar tabii büfe restoranlarında yiyeceklerinden fazlasını aldıklarında çok ciddi bir oranda maalesef çöpe gidiyor. Belki bir çatal alınıyor ve çöpe gidiliyor. Bir çözüm restoranımızın tarzını ve tipini değiştirmek olarak ortaya çıktı. Ve biz normal bir otelin yapmayacağı yatırımı, buradaki amacımız büfelerin birazcık daha misafirlere alaminüt hizmet verebilmesi, daha besinlerin beklemeden tabağa servis edilmesi, bizim ekibimiz tarafından miktarınca servis edilmesi şeklinde bir düşünceydi. Biliyorsunuz 2019'un hemen bitiminden sonra 2020'nin başında da pandemi patlak verdi. Ve bu yatırımın aslında deneyimini çok yaşamadan çok hızlı bir şekilde pandemi şartlarına geçmek zorunda kaldık. Ve orada plexiler geldi. Bizim aslında uygulamayı düşündüğümüz tabağa servis hizmetini belki de zorunlu olarak yapmak durumunda kaldık. Ve burada da %26-27 civarında bir atığın daha az oluştuğunu da tespit ettik. Şimdi şöyle, bütün otellerin aslında PMS dediğimiz, Property Management System dediğimiz bir altyapıyla çalışıyorlar. Bu aslında biraz check-in check-out programı olarak da biliniyor. Yani ön büronun misafir detaylarını ya da rezervasyondan başlayan süreçte misafir detaylarının girildiği ve daha sonra otel içinde trace dediğimiz yöntemle bazı iş emirlerin verildiği bir sistem. Oteller aslında bu altyapıyla çalışıyorlar. Fakat bu sistem teknolojinin gelişmesiyle, artık CRM'in ve kişisel hizmetlerin gelişmesiyle aslında gelinen noktaya çok cevap vermiyor. Tabii Tur Quality marka programına girmiş bir oteliz. Burada bakanlığa vermiş olduğumuz 17 tane proje taahhüdü var. Bu projelerden birçoğu dijitalleşmeyle ilgili ve veri tekilleştirilmesiyle, pazarlama ve satış analitiklerinin oluşturulmasıyla alakalı. Bütün bunlar tabii ciddi bir altyapı gerektiriyor. Demin bahsettiğim gibi özellikle yapay zekanın da gelişmesiyle birlikte, makinelerin konuşmasıyla birlikte çok ciddi imkanlar ortaya
ortaya çıkıyor. Bu imkanları da biz Regnum olarak kullanmak istiyoruz. Bununla ilgili birçok proje devam ediyor. Özet olarak şunu söyleyebilirim. Bir tanesi özellikle online satışla alakalı misafir datasının özellikle dijital pazarlamayla birlikte kullanılarak misafirin önüne çıkmak, misafir tercihlerine göre farklı oda kategorileri veya tercihlerine göre imkanlar, fiyatlandırmalar sunabilmek. İkinci ayakta misafir aplikasyonu, yani misafir elindeki telefonla birçok şeyi yapabiliyor oluyor böyle bir opsiyonda. Yattığı şezlongdan işte içecek siparişi verebiliyor veya odasındaki bir arızayı çok hızlı bir şekilde bildirebiliyor. Üçüncüsü çalışan aplikasyonu. Yani çalışanlarımızın bütün bu veri depolamada verileri çok hızlı iletebilmesi, kesintisiz iletebilmesi için herkesin kendi cep telefonundan gördüğü şeyleri oralara iletmesi, arıza kayıtlarını açması, kapaması gibi opsiyonları içeriyor. Onun haricinde tabii dördüncü ayak ortada bir tekil verinin oluştuğu bir aslında kaynak. Sosyal medyadan, yorumlardan, bizim misafir yorumlarında ReviewPro diye bir çözümle çalışıyoruz. Bu çözüm bütün sosyal medyadaki veya Regnum'un geçtiği bütün internet ortamındaki yorumları olumlu olumsuz bizim önümüze seriyor. Beşinci ayakta da aslında bizim şu anda Maintenance adı altında kullandığımız ve şimdi Sen Yönet adı altında kullandığımız bütün otelin bu PMS sistemine ek olarak teknik altyapısıyla ilgili veya hizmet altyapısıyla ilgili taleplerin hızlı iletilmesi ve hızlı çözülmesiyle alakalı olan bir çözümümüz. Bütün bu çözümlerin hepsi bizim şu anda farklı farklı çözümlerin kısmi entegrasyonuyla aslında yönettiğimiz bir konu. Fakat bundan sonraki kısım entegrasyonların tam entegrasyonla birbiriyle konuşan şekilde ilerlemesi ve bunu da tabii kişiselleştirilmiş hizmet olarak, kesintisiz hizmet olarak misafirlere sunabilmemiz. İzlediğiniz için ben teşekkür ederim. Sevgiler.